kefal balığı Vogel cephalus. Diğer adı dubar veya has kefal olan bu tür dünyada yayılımı olan kozmopolit bir canlıdır. Mungiledi ailesine üye olan bu balığı Karadeniz, Marmara, Ege Denizi ve Akdeniz'de çok soğuk sular haricinde hemen hemen birçok yerde yapacağınız dalışlarda su altında görmeniz mümkündür. Ülkemizde belki de en çok bilinen ve en çok görülen balıkların başında gelirler. Oksijeni az, tuzlu veya tatlı su yoğunluğu değişken olmasına rağmen her ortamda yaşama oranları yüksek, toleranslı bir balıktır. Tropik ve sıcak suları daha çok severler. Bu yüzden kıyı bölgelerinde sürüler halinde dolaştıklarını görebilirsiniz. Çoğunlukla 30 ila 50 santim boy aralığında olmasına rağmen 100 santim boya ulaşanları da bilinir. Kefal balıklarının yassı bir kafası, yandan basık, ince ve uzun bir şekilde de vücutları vardır. Gri ve yeşil tonlarındaki sırt kısmında 2 tane sırt yüzgeci, yanlarında da ortalama 8 ila 10 tane gri yatay çizgiler bulunur. Kefal balığının vücudu birbirine iç içe geçmiş iri pullarla kaplıdır ve çatal şeklinde güçlü kuyruklara sahiptirler. Kısa bir burnu, yumuşak, ince ve pürüzsüz dudakları vardır. Kafalarını yukarıda tutup su üstündeki yiyecekleri emerek beslenirler. Kefal balığının temel besini dipte çamurlu ve akıntılı bölgelerdeki algler, zooplanktonlar, yumuşakçalar, solucanlar, kabuklular ve organik atıklar oluşturur. Denizlerimizde toplamda 6 tür kefal yaşıyor ve dış görünüşleri itibariyle birbirlerine oldukça benzerlik taşırlar. Ortalama 3-4 yaşlarına gelen kefaller üremeye başlarlar. Çok belirgin olmasa da cinsel dimorfizmin görüldüğü balıklardır. Dişi kefaller erkek kefallere göre daha iridirler. Çiftleşme zamanlarında birbirleriyle yarışan erkeklerin dişiyi dibe doğru bastırarak dişiye milyonlarca yumurtayı dibe bırakması için zorladıkları bilinir. Kefalin orta dereceli bir ekonomik değeri vardır. Olta balıkçıları dahil olmak üzere herkesin avlamak istediği balıklar arasındadır. Her yıl binlerce tonu balıkçılar tarafından avlanırlar.